İnsanlık tarihini incelerken çok eskilerde olup biteni anlayabilmek için belli bir bakış açısı geliştirmek önemlidir. Çünkü biz insanlar henüz yazı yazmaya başlamadan önce de uzun bir tarih öncesi dönem yaşanmıştır ve bu dönemde neler olduğunu bilim insanları ancak teoriler yardımıyla açıklayabilmektedir. İşte bu noktada karşımıza insanoğlunun ortaya çıkışı ile ilgili farklı teoriler gelebilir. Bu videoda insanlık tarihini evrim teorisinin sunduğu bakış açısıyla incelemeye çalışacağım. Evrim teorisi yeni türlerin oluşumunun var olan türlerin evrim geçirerek değişmesi sonucu gerçekleştiğini savunan bu düşünceyi de evrim sürecine etki eden mekanizmalar ve faktörlerle açıklayan bir teoridir. Bu teoriye göre Homo sapiens yani modern insan yaklaşık 5 milyon yıl geriye uzanan bir zincirin yalnızca en son halkasıdır. Biz oradan başlamayacağız çünkü ben özellikle hominidae yani hominidler hakkında konuşmak istiyorum. Bu insanları da içine alan bir familya. Hominid insansı demektir. Yani bu insansı canlıları kapsayan aile. Ve hominid ailesi hominidae ve Pongidae olarak iki alt aileye ayrılır. Pongidae familyasında Pongo cinsi yani orangutanlar yer alır. Ve bu alt aile iki e, alt aileye daha bölünür. Gorilini ve Hominini. Sanırım Gorilini'nin ne olduğunu adından anlayabiliyorsunuz değil mi? Evet bu grupta goriller bulunuyor. Ve Hominini ise tekrar Pan ve Homo olmak üzere iki cinsi ayrılır. Pan, şempanze ve bonoboların mensubu olduğu türdür ve homo da latince insan demektir. Zaten evrim teorisine göre insan türünün ait olduğu cins de işte bu. Bu videoda özellikle de bu ayrım üzerine konuşacağız. Teoriye göre homininiden homo cinsine ve oradan homo sapiense yani düşünen adama, düşünen insanoğluna nasıl ulaşıldığını irdeleyeceğiz. Şimdi buradaki şu dallanmaya baktığımızda daha sonra şempanzelere dönüşecek olan bu türlü aramızda en son ortak bir atanın olduğu zaman yaklaşık 5 milyon yıl önceydi. O zamanlarda yani 5 milyon yıl önce daha sonra insanoğluna dönüşecek olan canlılar arboreal simiyenlerdi. Bunlar ağaçlarda yaşayan büyük maymun benzeri ya da maymun benzeri canlılardı. Paleontologlar aslında onların ne tarz beslendiklerini ortaya çıkardılar. Çoğunlukla meyve yiyorlardı ve büyük oranda kuadrupedaldiler. Kuadrupedaldiler yani dört ayak üzerinde dolaşıyorlardı ya da ellerinin desteğiyle yürüyorlardı demek. Tıpkı günümüzde gorillerin ve şempanzelerin hareket ederken vücut ağırlıklarının bir kısmını ön ayaklarının dış yüzeyine vererek destek almaları gibi. Ancak bir noktada bu arboreal simiyenler yani ağaçta yaşayan canlılar ağaçlardan inerek yerde yürümeye başlıyorlar. Aslında sadece dört ayak üzerinde de yürümüyorlar. Zamanla iki ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar. Buna bir pedalizm deniyor. Bir iki anlamına gelir biliyorsunuz arkadaşlar ve ped de ayak anlamına geliyor. Eski homininlerle yani buradaki şu grupla ilgili yapılan sonraki araştırmalar ağaçtan inmelerinden sonra diyetlerinin pek fazla değişmediğini gösteriyor. İlk diş kalıntılarını inceleyerek genellikle fıstıklarla, tohumlarla ve meyvelerle beslendiklerini tespit edebiliyoruz. Peki o zaman neden ağaçlardan aşağı inmek zorunda kalmışlardı? Bu konuyla ilgili kuraklık ya da savana hipotezi denilen bir fikir var. Bu hipotez kuraklık nedeniyle ağaçların sayısının düştüğünü öngörüyor bir iklim olayı ya da iklimde görülen bir değişiklik bu insan atalarının bulunduğu Afrika'da ağaçların azalmasına neden olmuştu. Böylelikle ilk insanlar ağaçları terk ederek dik yürümeye başladılar. Bunun en önemli örneklerinden biri Australopithecus afarensis. Tekrar ediyorum. Australopithecus afarensis. Australo güneye ait Pithecus ise büyük maymun anlamına geliyor. Yani Australopithecus güneye ait büyük maymun demek oluyor. Afarensis kelimesindeki Afar ise orijinal tür örneğinin bulunduğu bugünkü Etiyopya'da bulunan Afar bölgesini temsil ediyor. En ünlü Australopithecus afarensis 1974 yılında bulunmuş, günümüzden 3.2 milyon yıl önce yaşamış olan Lucy isimli dişidir. Evet. Türün bu kadar meşhur olmasının nedeni Homo sapiens'in doğrudan atası olduğunun düşünülmesidir. Homininlerin gelişim hikayesine devam ederken size üç kafatasının hikayesini anlatmak istiyorum. Burada tarihteki üç farklı dönemden üç farklı türe ait örnek var. Sol tarafta Paranthropus etiopicus var. Paranthropus insana benzer anlamına geliyor. Etiopikus da Etiyopyalı demek çünkü örnek Etiyopya'da bulunmuş. Bu türün 2,5 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Bu ortadaki Homo erectus yani dik yürüyen insansı kafatası. Ve bu homininler de yaklaşık 2 milyon yıl ila 700 bin yıl öncesi dönemde var olmuşlar. Ve işte bu da Homo sapiens yani bir insan kafatası. Homo sapiens de yaklaşık 130 bin yıl öncesine dayanıyor. Şimdi sizlere bu kafatasların aralarındaki farkları ve insan gelişimi hakkında bunların bize neler gösterebileceğini anlatmak istiyorum. Paranthropus etiopicus bir pedal yani iki ayağı üzerinde durabilen bir hominini idi. İki ayak üzerinde dik yürüyebiliyordu. Fakat kafatasının şeklinden homo sapiens'ten çok daha farklı bir beslenme şekline sahip olduğunu görebiliyoruz. Nedenini açıklayacağım. Şimdi buradaki şu şey, üst taraftaki şu çıkıntı var ya, buna sagital çıkıntı deniyor. Temporal kaslar yani çiğneme kasları bu çıkıntıya tutunurdu. Temporal kası insan yüzünde bulunan ve çiğneme için kullanılan kaslardan biridir. Diğeri ise maseter yani çene kası. Ve o da işte burada. Paranthropus ethiopicus'un böylesine kocaman bir temporal kas yapısı ve tabii kasların tutunabilmesi için de yine eşit derecede büyük bir kafatası yapısı olması gerektiğine göre acaba ne tür bir beslenme şekli vardı? gerçekten de epey çiğnenmesi gereken çok sert yiyecekler yerdi herhalde değil mi? Aslında biz insanların da temporal kasları yok değil. Bizde de bu kastan var. İşte burada. Mesela bütün gün sakız çiğnedikten sonra baş ağrısı yaşarsa, yaşarsanız bunun nedeni aslında temporal kasınızın gerilmesidir. Yani bu ağrı kas ağrısıdır. Bu arada maseter kasına da sahibiz. O da işte burada. Fakat bu kafa taslarıyla asıl olarak bu üçünün beslenme şekilleri arasındaki farkları göstermek istiyorum. Evet, şimdi Homo erectus'a geçtiğimizde burada artık sagittal ya da sagittal çıkıntı yok. Kafatası plakalarının bir araya geldiği yerde küçük bir sagittal çıkıntı ya da tepecik varmış gibi görünebilir ancak bunun varlık sebebi artık o kası taşımak değildir. Demek ki, Paranthropus etiopicus ve Homo erectus arasında bir şey olmuş. Bizler bu şeyin ne olduğunu biliyoruz aslında tek bir şey değil de birkaç şey aletler ve ateş. Homo erectus taştan aletler yapmayı ve ateşi kullanmayı öğrenebilmiş bir hominin türüydü. Bu noktada ateşin neden önemli olduğunu düşünmenizi istiyorum. Birincisi, kalori. Nişastalı bir kök sebzeyi ısıtıp içindeki nişastanın bir kısmını şekere dönüştürebilir ve yiyeceği daha kalorili hale getirebilirsiniz. Mesela manyok kökü ya da çiğ patates gibi şeyleri ateşte pişirerek yenilebilir hale getirebilirsiniz. Yani ateşi kontrol edebiliyorsanız açlıktan ölme ihtimaliniz daha azdır. Daha az yemekte daha çok doyarsınız. İkincisi parazitleri öldürür. Eğer çiğ et yiyorsanız, örneğin ava çıktıysanız ve bir geyik vurup yerseniz, o şeyin içinde varlığından haberdar olmadığınız parazitler olabilir. Öyle değil mi? Ancak hayvanı çiğ çiğ yemek yerine o geyi pişirirseniz işte o zaman bu işlem sayesinde genellikle hayvanın içindeki parazitler ölecektir. Dolayısıyla ateşi kullanmak bu anlamda da daha sağlıklı bir nüfusun oluşmasına yardımcı olur. Üçüncüsü ki bu çok daha açık bir sebep, ateş sizi sıcak tutar ve geceleri güvende olmanızı sağlar. Ateş vahşi hayvanları uzak tutar ve ayrıca siz de ateş sayesinde donarak ölmekten kurtulursunuz. Şimdi artık buradan homo sapiens'e geçebiliriz. Onlar aletler yapabilen, ateşi kullanabilen ve bunlara ek olarak bir şeyi daha kullanma becerisine sahip olan bir gruptu ki o da dil. İşte bu üç şeyi uyum içinde kullanabilmesi sayesinde Homo sapiens bugüne kadar yapabildiklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmiştir. Evet, şimdi homininlerin ve Homo sapiens'in yıllar boyunca yaptıkları göçleri göstermek üzere bir haritaya bakıyoruz. En eski homo sapiensler yaklaşık 500 bin yıl boyunca Afrika kıtasında yayılmışlardı. Avrasya'ya geçişleri ise yaklaşık 100 bin yıl kadar önceydi. Ve ondan sonra da Avrupa'ya, Asya'ya ve Hint yarımadasına yayılmaya başladılar. Bugün Rusya ve Çin'in olduğu bölgenin çoğunu geçiyoruz çünkü o zamanlarda oralar tamamen buzla kaplıydı. Evet, insanlar Hint Yarımadası'na yaklaşık 70 bin yıl önce ulaştılar ve sonra Güneydoğu Asya üzerinden aşağı inerek 50 bin yıl kadar önce de Avustralya'ya geldiler. Oradan ilerleyerek 30 bin yıl önce Yeni Gine'ye ve sonunda 3500 yıl kadar önce de Mikronezya üzerinden yola devam ederek bugün Yeni Zelanda olan yere geldiler. Dikkat ettiyseniz bu üzerinde ülkeler olmayan bir harita. Yani burada sadece kıtalar ve kara parçaları var. Ben de sadece anlaşılması daha kolay olsun diye bu toprak parçalarında bugün bulunan yerlerin bazılarının isimlerini söylüyorum. Yaklaşık 25 bin yıl önce insan atalarımız Avrasya stepinin iç kısmına doğru yol almaya başlamışlar ve daha sonra buzla kaplı bir kara bağlantısından geçerek veya belki de küçük tekneler kullanarak Bering Boğazı'ndan Kuzey Amerika'ya doğru geçmeye başlamışlar. Kuzey Amerika'ya ulaşmaları yaklaşık 15 bin yıl önce olmuş. Ardından Kuzey Amerika'nın içlerine doğru çeşitli yollarla ilerleyerek kıyı şeridine ulaşıyorlar. Sonra da hızla Orta ve Güney Amerika'ya doğru yayılmaya başlıyorlar. Tüm bunlar da yaklaşık 15 ila 14 bin yıl önce gerçekleşiyor. Kıyı şeridine ulaşan insanlar keşfetmek için epey hızla yayılıyorlar. Şimdi haritadaki bu kırmızı renkli hareketler Homo sapiens göçünü gösteriyor. Ancak aynı zamanda gezegende yaşayan diğer homininler de vardı. Mavi renk, başka bir homo cinsi olan Neandertal e, insanı temsil ediyor. Kırmızı Homo sapiens dedik, mavi de Homo neandertalensis'i bize gösteriyor arkadaşlar. Homo neandertalensis. Homo sapiens'in modern çağda kalabilen tek hominin türü olması, en iyi tür olduğu anlamına gelmez. Bu sadece bizim inanılmaz şanslı olduğumuz anlamına geliyor. Homo sapiens'in 200 bin yıl önce neden tüm Afrika kıtasına yayıldığını ve sonra 100 bin yıl önce de gruplar halinde Afrika kıtasını neden terk ettiğini kesin olarak bilmiyoruz. Bunların sebeplerinden emin değiliz. Fakat bilim insanları ve tarihçiler hominin atalarımızı ağaçlardan aşağı indiren ve dik durmaları gerekti, dik durmalarını gerektiren kuraklık hipotezine benzer şekilde bunların da kaynak kıtlığıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Muhtemelen başka bir kaynak felaketi insanoğlunu zorlamıştı. Yani ilk insanları başka yerlerde yiyecek aramak için konfor alanlarını terk etmek zorunda bırakan bir kaynak sıkıntısı muhtemel sebep gibi görünüyor. Peki bunu nasıl yaptılar? Bu yaratıcılık, şans, aletler ve dilin bir birleşimiydi. Hominitlerin beyin büyüklüğü arttıkça ilk insanlar birbirleriyle iletişim kurma ve karmaşık sosyal gruplar oluşturma becerisini kazanmıştı. Herhangi bir iletişim yöntemi olmadan 15 kişilik bir insan grubunu sizinle birlikte Avustralya veya Amerika'nın sahil şeridine yelken açmaları için organize edemezsiniz. Elbette bugün sadece Madagaskar'da bulunan lemurların ataları kuşkusuz ki Madagaskara dil ve alet kullanmadan gelebilmişlerdir. Ancak paleontologlar onların oraya rastgele sal olayları denilen bir şey sayesinde gittiklerini tahmin ediyorlar. Birkaç lemurun denize sarkan bir ağaç dalına tutunurken bir fırtına yakalanıp denizde sürüklenmeye başladığını hayal edin. İşte birçok bilim insanı lemurların Mozambik boğazını bu şekilde geçtiğini düşünüyor. Fakat küçük bir insan grubuyla yolculuk edebilmek için, yani bu göç haritasındaki gibi adadan adaya geçmek için böyle bir şeyi amaç edinmiş olmanız gerekir ve bu durum çevreyi kontrol altına alabilmenizi, iletişim ve işbirliği kurabilmenizi gerektirir dik bir şekilde yürümek, ateşi kullanmak, taşa ve tahtaya şekil vererek aletler yapmak. Bu gelişmeler insanoğlunun dünyaya yayılmasını ve neredeyse kutup bölgesi hariç her yere ulaşmasını sağladı. Peki oralara vardıktan ve yerleştikten sonra ne yapacaklardı? Bu hikayede başka tarih derslerinin konusu olarak kalsın artık.